Hoş geldiniz. Oh, Güneş Hanım. Merhaba. Merhaba. Direkt sadece hoş geldiniz dedi, öyle kaldı. Hani bir şey demesini bekledim ama hiçbir şey söylemedi. Hoş geldiniz. Merhaba Güneş Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok şükür. İyi, hadi başlamak istedim. Hoş geldiniz. Günaydın. Oo, Mina Hanımcığım. Şalvarınız çok şık efendim. Kadir Beyciğim, nasılsınız? Hayırlı sabahlar. Nasılsın? İyiyiz hamdolsun. Bir sabah daha sizi gördüm. Günaydın. Çok şükür. Günaydın, geçti mi yorgunluğunuz? Çok şu an çok motiveyim, bomba gibiyim. Stresin de gitmişti. Geçti. 4 günde göremediğimiz Güneş'in güler yüzünü bugün gördük. Evet, Güneş Hanım'ı nasıl buldunuz? Çok yöresel. Önceki günlere göre çok düştü gibi. Bugün sizin parlamanızı istedim. Bizim evimizde misafir en önceliktir. Siz yıldız gibi parlayın. Zaten güneşin etrafında dönüyor hepsi ama bugün yıldız siz olun, parlayın istedim. Bugün yemekte görürsünüz. Yemekte görürsünüz şıklığımı. Bugün ev haliyle karşılamak istedim. Biz böyle giyiniyoruz. Hani ev halimiz budur. Şimdi Güneş Hanım bize demişti ki Nurşah Hanım'la ben kendi işte örtülerimizi, masa örtülerimizi, runner'ımızı vesairemizi kendimiz getirdiğimde ben hiçbir şey getiremedim. Ne güzel arkadaşlar getirdi demiş ki. Keşke şalvarınızı getireceğinizi öyle güzel şeyler getirip bizi öyle karşılasaydınız. Ne ben alakası var böyle canım? Böyle samimi olur diye karşıladım sizi. Kızın yöresel kıyafetini getirmiş. Bak ben de bugün şalvarla geldim. Siz de şalvar giysiniz diye savunuyorsunuz. Olabilir. Hayır ben getiremedim demişti ya. Hani isteseydi demek ki getirebilirmiş. Sonuçta şalvarını getirmiş. Ama tabak falan bulunur da siz Mersin'in şalvarını, yöresel kıyafetini bulamazsınız yani. Ama size yöresel dediğiniz bir çiçekli şalvar ama. Sözüne ne diyorsunuz dedi ya, misafir olarak siz ön plana çıkın istedim, siz parlayın kahvede istedim. Kahvede sizi motive etmek istedim ki akşama iyi gelin diye. Hayır, katılmıyorum. Yo, zaten iyi geldiniz. Ben bir şey getiremedim demişti masayla alakalı ama şalvarını getirebilmiş. Yani diğer şeyleri de getirebilirdi. Duyduğuma göre Güneş Hanım çok güçlü bir hanımefendiymiş. Bayağı zorluklar atlatmış, ayaklarının üstünde durmuş. Ben açıkçası onları onun ağzından da dinlemek istiyorum. Evet Güneş Hanımcığım. Evet ben Mersin'den geliyorum. İsmim Güneş Yılmaz. 37 yaşındayım. Annem, kızım ve ben yaşıyoruz. 11 yıl önce kızımın babasından ayrıldık. Zor günler geçirdim. Hatta hayatımın bittiği dediği yerde Allah razı olsun abim ve babam elini uzattı. Ben ölümü beklerken yeniden doğdum dünyaya. Ölümü beklerken? Ayrılık ölüm değildir baba. Ayrılık ölüm değil ama karşılaştığım ilk insana aşık oldum, sevdim. Her ne dediyse güvendim, evlendim onunla. Hatta biz sözlendik, ayrıldık, nişanlandık, ayrıldık. Babam olmaz dedi. O peşimi bırakmadı. O peşimi bırakmadıkça ailem bana baskı kurdu. Çevrenin baskısı, ailenin baskısıyla çıkar yol bulamadığım için biz kaçarak evlendik. Aşk gözümü kör etti. Ailemin gördüğü gerçekleri ben göremedim. Ve kaçarak evlendik ki benim babam diktatör bir insandı. Hani kızım iyi seç eşini, ben seni buradan telli duvaklı çıkarsam bile geri dönüşün yok derdi bana. Ama yaşadıklarımı görünce ilk abim destek oldu. Dedi hani ben öyle diyordum, yakın, çok yakın bir arkadaşım biliyordu. Hani ben diyordum ben ölümü bekliyorum. Dünyadan hiçbir umudum kalmadı. O kadar her konuda umutlarımı yok etti kızımın babası. Ben evliliğin birçok yönünden sınandım. Güven konusunda, yalan konusunda, aldatılmak, şiddet. Hani bunların ayrıntısına çok girmek istemiyorum. Çünkü herkes hata yapabilir. Kızımın babası saygı duyuyorum. Kızım için kıymetli. Yolumuzu ayırsak da benden uzak, Allah'a yakın olsun. İyi bir hayatı olsun. Dediğim gibi abim yani ve babam sayesinde. Yani eşin çalışmıyor muydu? Çalışmadığı zamanlar da oldu. Ben çalıştığımda o işten çıkıyordu. Hani sorumsuzdu. Sorumsuz. Yalanları vardı. Şiddet var mıydı? Maalesef. Ha, şiddet de vardı. Kızım da bazen der hani seni üzen adamın kızıyım diye üzülür bazen. Asla öyle değil diyorum. Ben onunla mutlu oldum. Benim sevgim çok güzeldi. Onu bilemem ama benim duygularım çok güzeldi ve o güzel duyguların meyvesi olarak kızım benim dünyada en güzel karım. 5 sene evli kaldım. Evet. 5 senenin sonunda abinin nasıl haberi oldu? Abim bir şey için bana gelmek istedi. Ben çıkamam dedim çünkü yüzüm uygun değildi görmesine. Oo. Görmesini istemiyordum. Her neyse abim gel dedi, gelemem dedim. Ben geleyim dedi. Sen de gelme, hastayım dedim. O zaman hastaneye götüreceğim diyerek kalktı geldi. Beni görün ben yine arkandayım. Bugün bile der. Hani eğer düşünürsen dedi onunla ilgili ki şu da var. Abimin eşi ayrıldığım adamın kuzeni. Oo. Amcasının kızı. Biz ayrıldık onlar evlendi malum.
Ama Allah razı olsun, ben gelinimizden memnunum. Tamam. Kendi kızımız gibi. Abin de ne kadar güzel ki bak, arkanda durmuş. Evet. Evet. Peki babana nasıl caydırdınız? Babanız hayatta mıydı peki? Babam hayattaydı o zaman. İşte duymuş babam da, çağırdı beni eve. Ben çünkü abim Ankara'da okuyor, evlenecek. Hani nasıl yaşayacağım ben, nerede yaşayacağım? Bir meçhuldeydim. Babam çağırdı. Sorular sordu. Hani evlilikle ilgili aşılmayacak zor soruları sordu. Şu var mı kızım? Ben böyle başım önümde. Çünkü ya hatalıyım. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Benim yapım gereği şu, bir baba bir kızına bu şekilde davranamaz. Ama şu da var. Saçının teline dahi zarar gelse. Birazcık görgü. Ya, evet, yaşanmışlıklar farklı olabilir ama bir baba ama bir şu da var. Kızına benim bu şekilde söylememeli. Benim annem babam da annesiz babasız büyümüşler. Şimdi bir kadının özgüvenli, benim gibi ayakları üstünde duran bir kadın olması için önce babasının arkasında dağlar gibi durması gerekiyor. Benim babam da öyle bir babaydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim bana zorlukları yaşattı ama bu zorluklar, yaşadığım acılar babamla aramızı düzeltti. Ben 20 yılda babamdan görmediğim babalığı gördüm. Bana çocukken salıncak kurmayan adam 27 yaşında bana salıncak kuruyordu. Elbet her kötünçünde bir şey var. Her şeyin içinde bir kötülük, evet, o da değişti. Benim çektiğim acıları görünce ve ben anlatınca, hani senden böyle yaralandım, ondan da böyle yaralandım. Hani ben dediğim gibi başımı eğdim. O bana sorular sordu ve sonrasında dedi ki, yine seviyorum diyorsan yine arkandayız. Güneş Hanım'a şiddet gördüğü halde hala seviyorsan arkandayız diye hani bir şey söylemişler. O onun ailesi, tabii ki saygı duyarım ama bana göre bana bu çok doğru gelmedi. Yani benim ailem olsa ben istediğim kadar seviyorum diyeyim. Ben bir şiddete maruz kalsam asla buna izin vermezler. Ama dedi, dayanamıyorum diyorsan sen sahipsiz değilsin dedi. Bana elini uzattı. Ben o eli tuttuğumda yeniden doğdum. Ve babam yıllarca yapamadığı babalığı, hani evde bekarken ki görmediğim babalığı 3 yılda bana yaşattı. Benim gönlüme taht kurdu. Mükemmel bir insan oldu. Ama benim annem babam da şunu derdi. Biz anne baba görmedik. Cahiliz. Bilmeyerek davrandık size. Hatta ben kızımı sevdikçe annem kızımı sevmeyi, beni sevmeyi öğrendi. Ben kızımdan bir defa özür diledim. Annem gibi öyle yetiştirilmiş ya. Anne baba evlattan özür mü diler dedi. Ben dedim ki eğer anne baba hatalı olduğunda özür dilemezse çocuk hep kendini suçlar, psikolojisi kötü büyür. Yeri geldiğinde çocuktan da özür dilenir. Ve o gün annem benden özür dilemeyi de öğrendi kırdığında. Annem de diyor, benim annem yoktu diyor. Ben seninle öğrendim anne olmayı. Doğruları ben arayarak buldum. Annem de bana bakarak bana annelik yapmayı, şu anda arkadaş gibiyiz. Annem de babam da bizden öğrendi. Aşırı duygulandım çünkü babam bizi hep böyle sırtında taşır, oyun oynar. Hani çok fazla babamdan sevgi gördüğüm için o hiç görmemesi, üzüldüm, çok üzüldüm açıkçası. Dediğim gibi zor bir çocukluk, zor bir ergenlik. Ben çocukluğumu yaşamadım bile. Dün gördünüz zaten. Evet. Ben çocukluğumu hiçbir şekilde yaşayamadım. Gösteremediler, kendileri yaşamadı, bize de yaşatamadılar. Ama ben babam ölmeden son 3 yıl çocukluğumu, genç kızlığımı bir baba sevgisineymiş tattım. Elhamdülillah. O zorlukları yaşamasaydım ben babamı keşfedemeyecektim. Babamı sevemeyecektim. Bu kadar özleyemeyecektim. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şey var. Ve anlatmıştım. Babamın ölmeden önce, babam 53 yaşında kalp krizi geçirip vefat etti. Çok gençti. Ve o gün dedi ki, iş yapıyorduk, sinemaya gidelim mi kızım dedi ki, benim annemle babam sinemada tanışmışlar. Sinema sektörünü biz çok severiz, yakından takip ederiz. İşte vefat etmeden bir gün önce kızım dedi, sinemaya bak, güzel bir şey varsa. Var baba, hadi gidelim dedim. O da dedi, haftaya gideriz kızım, şimdi işimiz var dedi. Ve o gece babam vefat etti. O yüzden hayat bugün ya, her şeyi bugün yaşamak lazım. Ertelememek lazım değil mi bazı şeyleri? Ertelememek lazım. Şimdi sen kızınla yaşıyorsun, annenle birliktesin. Evet, üç kız yaşıyor. Kızım sizi çok seviyor, çok selam söyledi. Buradan ben de ona selam gönderiyorum. Temizlikle de bol bol konuşuruz zaten. O zaman senden kahvelerimizi alalım Güneş. Tamam. Nasıl hadi içersiniz? Bakalım. Sade. Az şeker. Sade. Sade alayım ben. Tamam. Sana ne oldu Nurşa? Senin hangi hikayene dokundu? Ne canlandı gözünde? Hikayeme dokunmadı da ben de babama aşırı düşkünüm. Çok seviyorum. Benim de babam mesela düğünümüzde en son, hani takı takıldıktan sonra böyle bir veda gibi bir şey oluyor ya. Orada mesela eşime şey demiş, ben kızıma bir fiske bile vurmadım, hiç onu üzmedim. Hani asla yüzünü asmadım, senden de demiş sakın kızım üzdüğünü duymayacağım. Kızıma çok iyi bak demiş mesela. Bunu bana eşim çok sonradan söyledi. Ama benim eşim babamla zaten çok iyiydi araları. Hani çok severlerdi yani birbirlerini. Acaba Yusuf Bey'in işte az önce demek istediği de oydu galiba. Hani her baba kızının arkasında muhakkak durmalı. Evet, evet. Duran da var, bunu içinde saklayan da var. Sevgisini gösteremeyen de var. Seviyorsa göstermeli. Onlardan biri de benim. Göstermedi mi?
Yok, benim babam sert duruşlu bir adamdı. Aynı benim karakterimdeydi. Fakat çok yumuşak kalpliydi. Senin arkandayım derdi ama bana gelmezdi mesela. Benim evime gelmezdi. Niye? Öyle. Hastalandıktan sonra kanserden vefat etti, meme kanserinden. Bir o zaman gelmişti. Ondan sonra ben zaten her zaman babama aşık bir kızdım yani. Çok seviyordum babamı. Çok, benim için çok gençti benim babam da. 14 sene peki oldu. Peki bekarken yani evdeyken ilgi gösteriyor muydu? Çok. Sevgiyi alıyor muydu? Biz sabah uyandığımız zaman benim babam marangoz da esnaftı. Uyandığımız zaman annem kahvaltı hazırlamaya kalkardı. Biz babamın yanına yatardık. Onun yanında yatakta bir de böyle babam böyle oynamayı severdi bizler. Bak ne kadar güzel anılar biriktirmişsiniz. Evet, Allah işte. Beni gani rahmet eylesin. Amin. Ölenlere, amin, yaşayanlara amin, da Allah uzun ömür versin. Amin. Güneş'in hikayesinde en çok beni babası etkiledi. Çünkü ben de baba aşığı bir kızım. Bizim de baba kız ilişkimiz çok güzeldi. Ağlamak istemiyorum. Benim babam çok güçlü, çok sağlam bir insandı. Sevmeyi, göstermeyi belki sonradan öğrenmiş olabilir ama mükemmel bir insandı. Onu çok seviyorum. Mekan cennet olsun inşallah. İnşallah. Bana hep sorarlardı ben geç kızken. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun? Ben hep, babam ne kadar sert olursa olsun, sert mizaçlı bir adamdı. Hep derdim ki ben babamı daha çok seviyorum. Ama o sevgiyi almışsın, sert aldık de olsa biliyordun yani. Biliyordum. Güneş Hanım ne yazık ki onu işte zamanında hissedememiş. Şöyle size. Bu mu? Hangisini alayım? Şu mu? Şu. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sehpa konusunda yardımcı olabilir. Evet Güneş Hanımcığım, keşke pardon. Önce sehpaları verseydiniz. Bak Yusuf Bey bugün ne kadar hamarat. Her gün orta sehpa alınca benim. Ayşegül Hanım'ın sehpa konusunda biraz iğneleyeceği söylemesi hoş değil. Çünkü yaşadıklarını anlatmak gerçekten basit değil. Duygusallığına veriyorum. Orada devreye girdim. Ha, lafımı da soktum ama nezaketimi de gösterdim. Güneş Hanım'ın kahve sunumu normaldi. Yani ekstra bir şeyi yoktu. Normal bir kahve sunumu. Peki Güneş Hanım. Esirgemem yani. İddialısınız. Evet. Göreceğiz o zaman karşındaki kameraya say menünü hadi. Bugün son gün. 50 bin lira sahibi belli olacak. Başlangıç olarak tavuklu topalak çorbası, ara sıcak olarak patatesli çörek, bonfile sarma, makarnalı pilav, çoban salatası, tatlı olarak da karamela pasta. Şeyi anlayamadım ben, makarnalı pilav. Evet, burada kadar pilav. Pirinçten mi? Pirinç, pilav ya da bulgur mu? Pirinç pilav. Pirinç, makarnalı pilav. Güneş Hanım benim asla rakibim olamaz. Zaten onun hiç yemekten anlamadığını anladım. Yani öyle düşünüyorum. Bugün menüsüyle de bunu bize ispatladı. Bonfile sarmanın yanına makarnalı pilav, mevsim salata. Doğru anladım evet, değil mi ben? Karamelli çoban pasta. Salata. Çoban salata. Ha, çoban salata, karamelli pasta. Ara sıcak sade çörek mi dediniz? Evet. Patatesli çörek. Bu yöresel bir şey mi? Mersin'e özgü bir şey mi, yöresel bir şey mi? Bana özgü bir şey. Sana özgü bir şey. Güneş Hanım'a baştan söylemiştim. Sessiz insanlardan korktuğumu da söylemiştim. İddialı bir menü bekliyordum. Aksine çok çok basit seçenekler var. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar altını çiziyorum. 50 bin TL'ne sahibi bugün belli olacak. Evet. Kim kime kaç puan verdi? Puanları da merak ediyorum. Aynen öyle. Umarım herkes adaletli davranmıştır. Bence de umarım inşallah. Görüşeceğiz. Birazdan Güneş Hanım'a temizlik için tekrar karşınızda olacağız. Bekleyin geliyoruz. Güneş'in menüsünü gördükten sonra Güneş'in bana rakip olacağına inanmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.